Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Biraz Patra'nın sokaklarını gezdirmek istiyorum size. Bugün çok sıcak, 32 derece şu anda. Saat 7'ye yaklaşıyor. İşimizi bitirdik. Bugün bayağı bir müşterimiz vardı. Onları Patra'ya getirdik. Hepsi burada kalacak. Yani saat 10 itibariyle bir sürü yer göreceğiz. Patra'da yer görmek çok kolay Atina'ya oranla, çünkü daha küçük bir şehir ve bu şekilde daha fazla yer görülebiliyor. Zaten değerli olan kısmı şehrin merkezi. Patra'yı tekrar bir baştan alalım. 300 bin kişilik bir şehir. 50 bin tane öğrencisi var ve şehrin bütün kurgusu öğrenciyle alakalı. Öğrenci kirasıyla geçinen bir yer Patra. Şu anda sahilindeyiz. Patra operasyonumuzun başı, ilk işlemlerimizi biz buradan, burada iki tane daire sattık. Bu önümüzde gördüğünüz otobüs, öğrencilerin üniversiteye gitmek için kullandığı otobüslerden zaten öyle. Öğrenciler, sık sorular şunlar: öğrenciler 7 ay mı yoksa 1 sene mi kalıyor? 1 sene kalıyor. Çünkü ondan sonra finalleri var, vizeleri var. Ve sürekli evlerde kalıyorlar. Ben satış için gittiğimiz yerlerde bir sürü öğrenciyi şu anda Patra'da görüyorum. Yani boş değil. Şu anda üniversite zamanı, üniversite sınavları gerçekleşti. Bas puanlar açıklandı. Şimdi öğrenciler üniversite seçecek ve Selanik'e gitmek isteyenler, Selanik'e, Patra'ya gitmek isteyenler Patra'yı seçerek bu şekilde devam edecekler. Önümüzdeki iki hafta içinde çok büyük bir öğrenci, kiracı akını bekliyoruz. Bu bulunduğumuz yer sahil yolu. Sahil yolunun sol tarafı, yani bu sol tarafta şu anda göremiyorsunuz. Orası yeniden düzenleniyor. Oraya çok büyük bir park yapılıyor ve orası çok güzel bir şekilde düzenleniyor. Patra eski bir şehir, yani yeni bir şehir değil. Zaten Yunanistan'da yeni şehir yok. Bu bağlamda şehrin merkezinde eski evler, şehrin çeper kısmında da yenice evler var. Yeni evler çok fazla değil. Yunanistan'ın kronik sorunu yeni ev, eski ev. Tabii bu şu demek değil, yani ben görüyorum şimdi videolar çıkıyor, yeni mi eski mi? Ya yeni tabii ki yeni, ama ne alacağımızı bilelim. Alacağımız şeyin üstünde yürüyebilelim. 1-2 ay içinde kiralayabilelim. Budur yeni ev. Yoksa yeni ev, proje evi, o güzel. Ne zaman bitiyor? 2026, 2025 sonu. Bunu ben de biliyorum. Yani bunun iyi bir şey olduğunu ben de biliyorum, ama hiç olmazsa fiyatı uygun olsun. Yani neyse. Kirayla alakalı bir problemi yok. Çünkü interneti duyuyorum. Bir kısım emlakçı cenahı Patra'daki öğrencilerin kira ödemediğini, ay Patra diyorlar neymiş falan, bu tarz salak sepet şeylere çok itibar göstermeyin. Çünkü o konuşan insanlar Patra'yı belki YouTube'dan görmüştür. Belki bir iki defa Atina'ya oturum izni işlemi yaparak buradaki bölgelerle, semtlerle ilgili bilgi verilmesinin çok ne profesyonellikle bir alakası var, ne insanlıkla bir alakası var. Bu internette şu anda herkes bu işleri yapıyor. Ben çok eskiyim. Belki de ilk oturum izni, yani Türkiye ile alakalı İlk 20 oturum izni içindeyiz, şirket olarak söyleyeyim. Eskiyiz ve herkes bizimle irtibata geçer. Yani şu anda konuştuğunuz bütün emlak danışmanları bizi aramıştır. Ya müşterim var, ne yapacağız? Müşterim var, ne yapacağız? Bizim işimizde çok önemli bir kural vardır. O da referral dediğimiz şey. Yani birisiyle seni tanıştırırsa aldığın komisyonun %20'sini, ki bu 1000 euroysa 200 eurosunu adama verirsin. Kimle konuştuysam konuşayım, bilmiyorum. Türkiye'de emlak danışmanlık ücreti ne kadar? Bu referral fee'yi çok az buluyorlar. O yüzden biz bu insanlarla çalışmıyoruz. Neden? Çünkü yetmiyor. Ben artık değiştirdim, yani bu yetebilir eğer istiyorsanız. Mülkün fiyatının üzerine koyarız. Siz de bunu müşteriye söylersiniz. Yani madem para kazanmak istiyorsun, daha fazla para kazanmak istiyorsun, böyle yap. Ben bu şartı koyuyorum. Ama bazıları koymuyor. Dolayısıyla almış olduğunuz mülkün içinde
emlakçınıza ekstradan ödediğiniz bir para da var. O çok böyle masumane değil bizim işimizde şeyler. Bir arkadaşım, bir arkadaşı. Arkadaşlar, bu arkadaşların %70'i bu işi komisyon alarak yapıyor. Ve bunu da bilin yani. Bilmeniz de gerekir. Doğru düzgün bir insanın da ben seni bununla tanıştırdım, bunun karşılığında bu kadar para aldım diyebilmeli. Çünkü birisini bulmak da önemli bir şeydir. Herkes, biz Yunanistan'daki tek dürüst ve iyi çalışan emlak danışmanlık şirketi biz değiliz. Deyin ki bu başkasını önerdi adam. Bunun da bir maliyeti vardır. Yani o adam aramıştır, konuşmuştur, tartışmıştır, bir şey yapmıştır. Bunun da bir maliyeti olmalı. Siz de bunu verin. Cimrilik yapmayın. Yani para verdiğiniz konusunda insanlar bunu gizlemesinler. Ondan sonra işler sarpa sarıyor. Şu anda Pata'dayız. Burası bir gece kulübü. Asteria diye. Ayo Andrea Caddesi'nden geçeceğiz. Burası kalabalık bir şehir, genç bir şehir, güzel bir şehir. Ben seviyorum. Burada otururdum. Tekrar tekrar söylüyorum. Şehrin diyorum bütün kurgusu öğrenci üzerine kurulu. Güzel, tatlış bir şehir. En güzel şey şu, yürüyerek yarım saatte 40 dakikada istediğin her yere gidebilirsin. Ama bir eksiği de yok yani. IKEA'sından tut, Zara'sı, Zara'sından H&M'ine. Bütün büyük firmalar var. Büyük oteller yok. Bakın bu sol tarafta Yunan müziği çalan bir kulüp var. Buranın ünlülerinden bir tanesi. Avantaj adı altında. Ben bilmiyorum, arkadaşlarım söylüyor. Şu anda mağazaların bazıları kapalı. Burada şey yapıyorlar, siesta yapıyorlar. Gerçek siesta yani Atina'da yapılmıyor. Ama Patra'da yapıyor ve bunu görüyoruz. Güzel bir şehir dediğim gibi. Patra ileride fiyatı yükselecek bir yer. 2 sene önce bunu Pire için de söylemiştim. Patra ilerleyecek bir yer. Çünkü bizim burada rakibimiz yabancılar değil. Patra oturum izni anlamında talep gören bir yer değil. Dolayısıyla fiyatlar gerçek. Ve bunların kiraları da gerçek. Bunu sağlamasını Yunanistan, ya Atina'da da yapabilirsiniz. Atina'ya da eğer 6 sene önce geldiğiniz zaman zaten oradan da 1100-1200 euro. Çinli gördüm. Vay arkadaş, Çinliler gelmiş. Duyuyorum Çinliler geliyor. İsrailliler çok fazla büyük satın alıyor. İsrailli var, Çinli var ama Türk sanırım sadece biz varız. Bir iki tane şirket Patra'yı pazarlamaya başladı. Seviniyorum. Allah iyi ve hayırlı işler versin. Gerçek olarak müşterisine faydalı olmaya çalışan insanları beğeniyorum. Şimdi bir dakika, becerebilirsem şöyle yapayım. Burası Patra'nın İstiklal Caddesi, yani Patra'nın Ermusu. Şu ileride gördüğünüz yerde merdivenli bir yer. Gece orası çok güzel oluyor ve onun merdivenlerin bittiği yerde de çok güzel bir restoran var. Çok güzel pizza yapıyor. Geldiğiniz zaman görürsünüz. Bir dakika, becerebilecek miyiz? Hem kamera hem mikrofon, bir sürü tantanası var bu işin. Öyle basit değil yani. Bu tarafı da göstereyim bari. Şurası da drone çekimlerini gördüğünüz zaman hatırlarsınız. Burası çok güzel bir liman. Güzel burası. Gecesi de güzel, gündüzü de güzel. Bir dakika, becerebilecek miyiz? Patra ile alakalı söylenecek çok şey var. Hangi birini söyleyeyim arkadaşlar? Kıskansın. Pire ile kıyaslandırılamaz. Yanlış yapıyor bazıları. Çok enteresan şeye denk geldim. Bakın şey çok bizim... İçeride müşterilerimiz olan vanımız, yemin ederim şey yapmadım yani. Theo şu anda müşterileri, Theo burada kalacak bu akşam. Herkes burada çünkü 6-7 kişilik bir grup var. Durum bu. Şu anda burası
Ayu Andreu Caddesi. Ben ve Kolokotron Caddesi var şu anda. Bizi kesen cadde Kolokotron Caddesi. Şehri meydanını da göstermek istiyorum size. Evet, ev geziyorlar. Polina diye bir arkadaşımız var. Gelenler mutlaka tanır. Polina şeytan gibi bir şey çıktı. Bizim şirketin en başarılı elemanı diyebilirim. Aratu Caddesi, birlikte çalıştığımız emlak danışmanlık şirketlerinden bir tanesi burada, bu caddenin üstünde. Her şey düzgün, her şey böyle birbirine çok yakın. Yürüyerek 40 dakikada her şeyi görebilirsin. Ve canlı, şu ileride kalesi var, şehrin kalesi. Başarılı. Şehirde çok fazla meydan var. Meydanı bol olan bir şehir. Bir dakika. Buradan dönelim. Şu ileride McDonald's var. Çok güzel bir binada McDonald's. Gerçekten çok güzel bir binada bir bina bulmuşlar, kiralamışlar. Şurası. Şu sağ taraftaki neoklasik bina gerçekten çok güzel. Buranın en güzel binalarından bir tanesi. Kırmızıya yakalandık. Şu önümüzde gördüğünüz cadde bir yaya yolu. Riga Ferreu. Geldiğiniz zaman mutlaka gelin. Kafelerin olduğu, restoranların olduğu, böyle 2 kilometre uzunluğunda. Şehrin piyasa yeri burası. Herkes buraya geliyor, burada takılıyor. Bu taksi olmasaydı gösterirdim ama şu anda gösteremiyorum. Başka bir tane videom var bunu görebileceğiniz. Araştırın bakın. Olmazsa yenisini çekeriz bulamazsanız. Yine Ayu Andreu Caddesi'ne geldim. Zaten Ayu Andreu Caddesi var, Mezonos Caddesi var. Bunlar güzel ve kira anlamında öne geçen caddeler. Öğrencilerin çoğu Ayasofya'la merkezde kalmak istiyor. Çünkü düşünceleri şu, arkadaşlarıma yakın olayım, eğlenceye yakın olayım. Öğrenci kafası, yani biz de aynı şeyleri yaptık. Velilerin de, anne babanın da istediği şey çocuğum güvenli bir yerde olsun. Güvenli bir yerde olduğunu bileyim, ben de rahat olayım. Kafam rahat olsun tarzında bir yaklaşım gösteriyor. Haklılar da. Çok güvenli bir şehir Patra bu arada. Yani Atina'dan daha güvenli. Bunu nereden anlıyorum? Biz mesela ev görmeye gidiyoruz. Bazen çantamı bırakırım. Bizim birlikte çalıştığımız emlakçılardan Yorgo arabayı çalışarak bırakıyor. Dedim ne yapıyorsun? Ne götürürlerse dedi. Kim götürecek? Burası böyle bir yer değil. Ya o tarz şeylerden bir şehrin güvenliği olup olmadığı zaten anlaşılıyor. Zaten şehirde gezinen tiplerden de bunu rahatlıkla görmek mümkün. Hiçbir eksiği yok. Hastanesi var. Büyük. İki tane. Bir tanesi üniversite hastanesi. Bir tanesi öteki de devlet hastanesi. Hastane olarak bir problemi yok. Ulaşım olarak problemi yok. Tren gelecek. Ha, ne zaman geleceği belli değil. Çünkü Yunanistan'da bu tarz işler. Yani bir tane yaya geçidine iki sene harcayabiliyorlar burada. Bir şeyi yapabilmek için konsensüs lazım. Onun yapılabilmesi için çevre kulüplerinden, çevre kuruluşlarından tutun da en alakasız adamların fikri alınarak bile yapılıyor ki bu şekilde çalışıyor sistem. Bu sene şey oldu, burasını bayağı bir kazdılar. Sağ taraftan girmeyeceğim. İlerleyeceğim. Şu anda da kırmızı. Canlı, güzel. Burası merkez mesela. Şu sağ taraftaki evler kadar yeni evler çok fazla değil. Çoğu ev 80 yapımı evler. Şehrin merkezinde eski evler var. Şehrin dış çeperinde de yenice olan evler var. Devam edebilecek miyiz bilmiyorum. Evet, bravo. Süper.
Evet, burası kazılmış belli ki. Devam ediyoruz. Burası Aratu Caddesi. Ben bile öğrendim yani, çok çok ufak bir şehir. Yürüyerek her taraftan her tarafa girebileceğin bir şehir. Şey merak ediyorum, bu martı tarzında şeyler yok. Mesela onlardan daha fazla olabilirdi. Patra'da çok rahat kullanılabilecek. Çünkü dümdüz bir yer Patra. Çok fazla göremiyorum. Belki de gereksinim yoktur diye dir. Motor çok fazla var. Arabalar gördüğünüz gibi bütün Yunanistan genelinde olduğu gibi çok gösteriş olarak kullanılabilecek arabalar yok. Arabaların çoğu eski. Yunanlılar gösterişi şimdilik arabayla yapmıyorlar. Reklam çok fazla görüyorum ama gerçekten çok fazla reklam var arabayla alakalı. Ve ucuz yani, Türkiye ile kıyaslandırıldığı zaman gerçekten ucuz. Yarı fiyatına diyebileceğim evler var. Arabalar var. Kafam hep ev çalışıyor, kusura bakmayın. Burası Kanakari Caddesi. Buradan sağa gireyim. Oradan da Kanakari'nin sonunda mahkemeler var. Bu yolun sonunda. Ama iyi olur, burayı da görün. Burası lise. Akşam lisesi. Yani Patra'nın trafiği zaten bu kadar. Çok fazla trafik yok. Zaten çok fazla da insan yok. Okulları var, dans okulları var. Ya 2-3 tane tango okulu var. Mesela çok enteresan. Bu trafikte bir alttaki yolun kapanmasıyla alakalı bir trafik. Ben ilk defa bu kadar yoğun hareket görüyorum. Kolokotron Caddesi önemli bir cadde. Buradan ne bilirsem aşağı tarafa doğru kayacağım. Bu Ayio Nicolao Caddesi. Burada belirli bir kısmı yaya yolu ve bütün markaların olduğu yer, bütün fast fashion retail orada dönüyor. Her taraf kafe. Genç insanlar var. Yani şöyle söyleyeyim, çok çok küçük bir yer olduğu nereden anlaşılıyor? Yine bizim çocuklara rastladık. Şuradan, solda, sağda. O siyah van bizim Theo. Burası yaya yolu. Şehrin ana merkezi yani şehrin Taksim Meydanı. Sağdan gireceğim ki orayı da göreyim. Zaten 19 dakika oldu. Bayağı bir oldu bu. İnternet çok hızlı değil Yunanistan'da. Bunu nasıl upload edeceğimi bilmiyorum gerçekten. İlk defa hızlı bir internet aldık biz eve. 400-500 hızı var. Ama ne iş yerinde ki hepsi iyi, yani iyi olan hatları almaya çalışıyoruz ama internet konusunda burası biraz kötü. Yani Avrupa ile oranla. Ha bu burada da Polina. Yani diyorum size, şehir o kadar küçük ki bizim Polina'yı da gördüm. Tamam artık yani. Şu ileriden sağdan şehrin meydanına gideceğim ve orada da
bu olayı kapatacağız. Bugünlük bu kadar. Bugün çok sıcak. Arkadaşlar çok sıcak. 35 derece şu anda Yunanistan. Yanıyor. Biz de yanıyoruz. Sokaklardayız ama burası mesela Patrios Caddesi. Oktay abiye selam söylüyorum buradan. Kendisi bilir. Eğer izliyorsa. Burası da şehrin meydanı. Şu kamerayı becerebilirsem. Evet, burası şehrin meydanı. Çok güzel bir meydanı var gerçekten. Ben beğeniyorum. Evet, geçiyoruz. Geçemedik, geçiyordum. Evet. Evet arkadaşlar, burası da şehrin Taksim Meydanı. Millet burada buluşuyor. Ondan sonra gidecekleri yerlere buradan gidiyorlar. Evet, bugünlük Patra bu kadar. Ben Atina'ya dönüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.